Herkese merhaba arkadaşlar. YKS için artık Mayıs ayına girdik. Az bir süremiz kaldı. Biz de hızımızı arttırdık. Biz de fazla video yüklemeye başladık. En yararlı videolar neyse onları yüklemeye çalışıyoruz size. TYT coğrafya soru beklediğimiz konular yapacağız bugün. Bunun tarif versiyonu yaptık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bence coğrafya versiyonu da güzel olacak. Bugün soru beklediğimiz konulara bir bakacağız ama tüm konular hakkında bir değerlendirme de yapacağım. Doğa ve insan var son 5 yılda bir kez geldi. Dünyanın şekil ve hareketleri son 5 yılda bir kez geldi. Coğrafi konum son 5 yılda hiç gelmedi. Harita bilgisi son 5 yılda iki kez geldi ama haritayı başka konuların içerisinde koyduklarını unutma. Atmosfer ve sıcaklık son 5 yılda iki kez geldi. İklim bilgisi son 5 yılda 4 kez geldi, önemlidir. İç ve dış kuvvetler son 5 yılda 3 kez geldi. Nüfus yerleştirme son 5 yılda 4 kez geldi. Türkiye'nin yer şekilleri son 5 yılda gelmedi. Ekonomik faaliyetler son 5 yılda 1 kez. Bölgeler son 5 yılda 2 kez. Ulaşım son 5 yıldır gelmiyor. Doğal afetler son 5 yılda 2 kez geldi ama bir parantez açalım. Son 2 yılda geldi bu 2 kez de. Demek ki gelme şansı çok yüksek. Yanına bir puanlama yapacağız. Aynı tarihte yaptığımız gibi. O videoyu izlemediysen mutlaka oynatma listesinden destek al. Şimdi 10 üzerinden bir puanlama vereceğiz. Ona hangisi daha yakınsa soru beklediğimiz yerler orada olacak. Doğa ve insandan bir sürpriz yapabilir. Biz buraya 1-5 puan yazalım. Dünyanın şekil ve hareketlerinin TYT tarzında, TYT tarafında pek sorulacağını düşünmüyorum. Biz buraya bir 3 puan verelim. Coğrafi konum 5 yıldır gelmiyor. İstatistik inşallah yanılmaz. Biz buraya bir 2 puan verelim. Harita bilgisi geçen sene sorulmadı ama diğer konuların özellikle iklimin içerisinde sorulma şansı var. Biz buna bir 10 üzerinden 10 diyelim mi bu yıl? Atmosfer ve sıcaklık diğerlerine göre biraz daha gelme ihtimali. Yani coğrafi konum, dünyanın şekli ve doğa insana göre gelme ihtimali biraz daha yüksek. Biz buraya bir 7 puanı verelim. Bu da bizim bir alternatifimiz olsun. İklim bilgisi son 5 yılda 4 kez geldi. Son 4 yıldır geldi, unutma. Biz buraya 10 puanı ve yıldızı mutlaka atalım. İç ve dış kuvvetleri seviyor TYT. Son 5 yılda 3 kez geldi. TYT tarzında gelebilir. Biz buraya 7 puanı bir yazalım. Nüfus ve yerleşme son 5 yılda tam 4 kez gelmiş. Son 3 yıldır da aralıksız geliyor. 10 puanı mutlaka vereceğiz. Dünyanın yer şekilleri son 5 yılda gelmedi. 2 puanı verelim. Sürpriz olmaz inşallah ama biz tüm müfredata hakim olmamız gerekiyor. Biz yüksek olasılık olan yerleri yazıyoruz. Ekonomik faaliyetler son 5 yılda bir kez geldi. Biz buraya 3 puan verelim. Bölgeler son 5 yılda 2 kez geldi. Biz buraya bir 5 puanımızı yapıştıralım. Ulaşım son 5 yıldır gelmedi. 2 puan verelim. Doğal afetler son 5 yılda 2 kez geldi ama son 2 yıldır 2 kez geldi. Bence burası da bir sanki 10 puanı hak ediyor gibi. Şimdi daha yüksek puanlar soru potansiyelinin daha fazla gelme ihtimali. Biz son ay, yani Mayıs ayı içerisinde önem vermemiz gereken konulara bir bakalım. Kesinlikle iklim bilgisi birinci soru olma ihtimali. Yani ilk 5 sorunun içerisinde olma ihtimali çok yüksek geliyor bana. Harita bilgisinin bu sene sorulabilir düşünüyorum. Belki harita bilgisini nüfus veya iklimin içerisine katabilirler ama bir soru da harita bilgisinden gelebilir. Doğal afetler son 2 yıldır geliyor. Heyelanlar, erozyonlar, bunları bir bilelim. Depremler, tsunamiler, bunları bir bilelim. Buraya da bir tane sorumuzu yazalım. 1, 2, 3 nüfus ve yerleşme son 5 yılda 4 kez geldi. Bir soru da buradan gelecek. Sanki 4 soru buradan, atmosfer ve sıcaklık ve iç ve dış kuvvetlerden de bir tane seçerek sanki 5 soruyu bitireceklermiş gibi hissediyoruz. Ama tüm müfredata sahip olmak, tüm müfredatı bilebilmek tabii ki de en önemlisi. Fazla puan verdiğimiz yerlere öncelik verebilirsin ama 2 puan versek de coğrafi konumları bilmen her zaman iyidir. Güzel bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve bizi de takip etmeyi unutma. Kolaylıklar, başarılar arkadaşlar.